Merhaba Ege ben. Bugün Inside Now'da biraz kitabım Sakin'den, biraz da başka güzel şeylerden konuştuk. Yani aslında şöyle, ben hep hayatım boyunca biraz iyi hissetmeyi ve kendimizi yukarıda tutmayı savunduğum için başımıza ne gelirse gelsin. Sakin aslında bir başucu kitabı oldu herkes için. Herkes diyor ki bir kere okuyorum ama ondan sonra kaldırmıyorum rafa, başucuma koydum. Arada bir açıyorum, bir iki satır okuyorum, iyi hissediyorum. Ve aslında hepimizin birbirine benzediğini anlıyorum, aynı yollardan geçtiğimizi anlıyorum. Galiba kitabın misyonu da bu oldu ve varması gereken yere de varıyor. Slow Public sadece Türk kadınlarının ürettiği markaların olduğu bir mağaza. Yavaş tasarımı destekleyen, sadece el üretimi ve sadece teker teker üretilen markaların ve ürünlerin olduğu bir mağaza. Bugün bulduğunuz bir ürünü yarın bulamayabilirsiniz. Çünkü bizde üreticiler canları ne isterse onu üretiyorlar. Ve her gün başka bir ürün olabiliyor mağazada. Hep delikatesine gidebilirim. Nişantaşı delikatesine hiç vazgeçmem. Herkes beni orada bulacağını bilir. Öyle bir şey vardır. Biraz daha sakin bir yere gitmek istersem Alırkapı'da Giritli vardır. Çok sevdiğim bir arkadaşımındır zaten orası da. İstanbul Üniversitesi'nin tam yanındaki Beyazıt Kütüphanesi çok güzel bir kütüphanedir. Gitmenlere tavsiye ederim. Hem mimarisi çok güzeldir, hem içi çok güzeldir, hem de bence İstanbul'daki en sakin ve sessiz kütüphane. Aslında şöyle, benim her ay mektup arkadaşlarım var ve bana mail adresini veren mektup arkadaşlarım her ay bir mektup gönderiyorum. En başında da bu mektubu gönderirken demiştim ki bu mektubu okurken arkada bir fon müziği olsun. Bunun için de Spotify'da bir albüm yaptım. İsmi de Merhaba Ege Ben. Öyle bulabilirsiniz. Ben kendim de çok sık dinliyorum. İşte 20 şarkıyla başladık. Şimdi 100-150 şarkıya kadar var içinde. Ben Mara'yı çok severim. Pazar günleri bir tek Mara'cık olduğu için çok severdik. Mara'da ufak bir yürüyüş yapıp dümdüz yolun sonuna kadar çıkarsanız önce Filozof'ta bir kahve içebilirsiniz. Filozof'tan sonra da Place Vosges vardır. Place Vosges çok güzel ve tatlı ve minicik bir parktır. Oradan da diğer yöne doğru yürürseniz Mersi vardır. Mersi de artık çok bilinen ama bence hala çok ilham veren ve çok güzel bir mağaza. Bu yolun en solunda da Bon Marché mağazasının giriş katında bir yemek marketi vardır. Oraya birazcık vakit ayırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hiç aklınıza gelmeyecek mutfaksal güzel fikirler ve nefis tatlar bulabilirsiniz. Galiba bundan sonra yaptıracağım da yine kitapta da geçen, Sakin'de geçen bir Pantarei diye bir kalıp var Yunanca. Her şey akar demek. Hatta şöyle bir şey oldu, ben kitap çıktıktan sonra bana bu kitabı okuduktan sonra bu kalıbı öğrenen ve dövmesini yaptıran 4-5 kişiden fotoğraf geldi. Dedim ki benden önce hareket etmişsiniz, ben de bunu yaptıracaktım. Galiba ben de Pantarei'yi yaptıracağım bundan sonra ama ne zaman bilmiyorum. Benim bir blogum vardı, çok uzun yıllardır yazdığım. 30 yaşına basarken annem blogumdaki bütün yazıları bir kitap yapmıştı benim için. Matbaada basılmış, üzerinde blogun ismi var, benim resmim var vesaire. 100-200 tane basılmıştı bu kitaptan da. Ben de arkadaşlarıma dağıtmıştım hatta kendi doğum günümde. Tabii o ilk kitabım sayılır aslında baktığınız zaman. Şimdi Sakin ikinci kitabım gibi oluyor onu da sayarsak. En aldığım en güzel hediye buydu galiba, evet.